geçenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakım eyle. Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakım eyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakım eyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakım eyle. Sürerim buluta tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte demlerim. Evet, bugün baharın müjdecisi Nevruz diyecektik. Baharı karşılayacaktık. Bam telimiz koptu sevgili izleyiciler. Tayfun Taliboğlu'nu genç yaşta yitirdik. Tayfun Taliboğlu'nu şiirler ve Anadolu buluşmasıyla Anadolu'nun yol arkadaşı demişti izleyenlerimizden birisi. Anadolu yol arkadaşını yitirdi demişti. Yitirdik. Candaş Tayfun Taliboğlu'nun oğlu şimdi işlemlerle meşgul, bir yandan da uğurlarken size bilgi vermek istiyorum cenaze ile ilgili. Bilgiler geldiğinde paylaşacağız sizlerle sevgili izleyiciler. Şevket Bülent Yahnici, MHP eski milletvekillerinden Şevket Bülent Yahnici bizlerle birlikte. Kendisi de zaten Tayfun Taliboğlu'nu yakından tanıyan isimlerden birisiydi. Şok olduk, hakikaten şok olduk uyandığımız, evet, anda aldığımız haberle. Evet. İzleyenlerimiz de bizlerle paylaşıyor duygularını. Evet. Hepimiz şoktayız. Evet. Neler söyleyeceğiz? Neler söylemek istersiniz siz? Tayfun, önce merhaba. Tayfun çok güzel bir dost. Çok güzel bir kardeş, arkadaştı benim için. Ayrıca Tayfun'la bizim ayrı bir özelliğimiz, Ankaralı ve Ankara sevdalısı bir kardeşimdi benim. Ankara Kulübü Derneği'nde beraber çok işler yaptık. Bana ayrıca Ankara Kalesi Derneği'nde de çok yardımları oldu. Ankara Kalesi'nde muhtelif mekanlarda, Pirinçhan başta olmak üzere, Tayfun'la programlar yaptık. Kale, nasıl? Festivallerde, festivallerde, Ankara Kalesi festivallerinde Tayfun değişmez konuğumuzdu. Tayfun oraya gelir, işte şiirleriyle, türküleriyle, şarkılarıyla renk katardı festivale. Ankara Kalesi festivallerinin bize yardım eden, yardımcı olan bir Ankaralı dostu, Ankaralı hemşerisi, bir kale seferdi. Tabii Tayfun'un Ankara'yla olan bağını çok fazla kimse bilmez. Onu hep Anadolu yollarında gördüğümüz için sanki Ankara'dan kopuk, hiçbir zaman Ankara'dan kopuk değildi. Güzel bir Ankaralıydı. O yönüyle de kendisini minnetle, rahmetle, sevgiyle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. İnşallah diyeyim. Bir Nevruz günü gitti. Bugün Nevruz. Bütün Türk dünyası Nevruz'u kutlayacak. Ne bilmem, Almatı'dan Bişkek'e, Bişkek'ten Kaşgar'a, Bakü'ye, Tebriz'e, belki kuzeyde Tataristan'da, Çuvaşistan'da yumurta buruşturulacak bugün. Bütün yumurta buruşturan Türk kardeşlere de bu arada Nevruzları kutlu olsun diyorum. Bir Nevruz günü de Tayfun'u uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Işıklar içinde uyusun diyelim. Yine program içerisinde fırsat buldukça döndük. Tayfun Taliboğlu'nun ekranlarımızda yansımış olan şiirleri, şarkıları, türküleri yansıtmaya çalışacağız. Bir yandan da Tayfun Taliboğlu'nun da içinde olduğu bir
hayır cephesi, bir Türkiye Cumhuriyeti arayışı, kurucu idealler arayışı söz konusu sevgili izleyiciler. O da bu davanın yolcusuydu. Dolayısıyla oraya da dönmemiz lazım. Referanduma 26 gün kaldı nihayetinde. Şimdi Nevruz dedik. Nevruz'la ilgili öncelikle bir şey paylaşmak istiyorum. Buradan başlayalım konuşmaya. Çünkü geleceğimiz nokta size yönelik... Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili tartışılan çok şey var. Onlara da geleceğiz ama şimdi Ahmet Hakan'ın köşesine bir bakalım. Bir zamanlar Nevruz'da Öcalan mektubu okunurdu diye yazmış. Birkaç sene öncesini hatırlatıyor. Çözüm süreci sırasında yaşananları hatırlatıyor. Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır Meydanı'nda Sayın Öcalan diyerek mektubu okumuştu. Çözüm sürecini hatırlatıyor Ahmet Hakan. Bir zamanlar deyince sakın yanlış anlaşılmasın. Milli Şef döneminden söz etmiyorum. 2013'ten, 2014'ten hatta 2015'ten söz ediyorum. Yani bu kadar hızlı dönmektedir memleketimin siyaset çarkı demiş Ahmet Hakan. Şimdi bunu konuşalım. Bir yandan yine bir önemli not daha var. Referanduma hızlıca giriş yapmak için onu da dikkatlere sunmak istiyorum Şevket Bey. Dikkat, eyalet için evet diyecekler. Saygı Öztürk yazdı bugün Sözcü gazetesinde. Bu referandum kampanyasında evet demek eyalete kapı aralıyor diye. Saygı Öztürk'ün yazısında dikkat çeken unsurlar var. Ve... Evet, ekrana yansıtabiliyorsak eğer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun aktarımlarından da yararlanarak referandum sürecinin evet denmesi noktasında eyaletle buluştuğunu vurgulayan bir yazısı. Son olarak bir de Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı'ya bakalım. Bilim diyor ki başkanlık sistemleri ülkeleri her açıdan geriletiyor. Elimizde bir de Orhan Bursalı'nın aktardığı başkanlık sisteminin ülkeleri gerilettiği, refah düzeyini düşürdüğü, sadece belli bir takım zengin yarattığı gibi veriler var. Şimdi bu Nevruz ve başkanlık referandumuna buradan girelim isterseniz. Bir de ekrana sizle sohbet ederken de hemen akıllarda kalsın diye Orta Doğu'yu alalım. Akıntıya kapılanlar ayıklanır. Şimdi Orta Doğu MHP'nin yayın organı olarak bilinen gazete. Evet. Akıntıya kapılanlar... Ben bir zamanlar yayın müdürüydüm. Öyle mi? Tabii, bir de geçmişiniz var nihayetinde. Evet. Akıntıya kapılanlar ayıklanır diye MHP ile fikri ve fiziki bütün bağlarını koparmış olanların partinin adını, amblemini, işaretlerini, sembollerini hatta gölgesini dahi kullanmaya hakları ve yetkileri yoktur diye sizi dışlayan, sizi derken hani aykırı düşünceler ifade ettiğiniz için genel merkezle o anlamda söylüyorum. Dışlayan bir üslup. Evet, şimdi referandum kampanyasına böyle yorumlayarak girelim. Evet. Şimdi ben size bir şeyler getirdim. Bakın, bu benim çocuk fotoğrafım denebilir. Üç Hilal. Bir ilçe kongresinde konuşuyorum. Bir yavaş yavaş geçelim mi? Yani evet. Geçebiliriz. Yavaş yavaş evet. Arkadaşlarımız evet. Açıları hazırlasınlar. Aksaray mitingiymiş 1973. Yani epey yeni bu. 73 yeni. Evet, 73 epey yeni. Bu 12 Mart'tan evvel. Rahmetli, ekrana doğru tutalım. Rahmetli, şurada kamera. Evet. Rahmetli Türkeş'te bir şey. Türkeş Bey'in ta şeydeki odası. Ben basın müşaviriyim 12 Mart'tan evvel. 12 Mart'tan evvel. Atsız Bey'in bana imzaladığı bir... Nihal Atsız'ın. Evet, fotoğraf. Şevket Bülent Yahnici, Milliyetçi Hareket Partisi basın müşaviri. Bu... Çok hızlı hızlı geçiyorsunuz da ekrana yansımıyor. Yani bu Milli Hareket Mayıs 68 sayısı Ankara temsilcisi Şevket Bülent Yahnici, Milli Hareket Dergisi, Ankara Dergisi. Ben kimim diyorsunuz? Ben şu anda. Yani biz Söğüt'te Ertuğrul Gazi İtifali şu fotoğrafta 40 tane gencin mavi bozkurtlu gömlekle yürüyüşü Söğüt İtifali. Tarih 15 Eylül. 15 Eylül 68. Şimdi bizi suçlayan bir sürü genç delikanlı o tarihlerde doğmamıştı. Bu Ülkücü veya Milliyetçi Hareket'in Devlet isimli gazetesi, Devlet. Bu gazetenin, evet, Şevket Bülent Yahnici. Şöyle bir gösterelim mi bunu? Evet. Bu gazetenin şeyidir, logosu.
Bunları gördük. Evet. Ben 1966 yılında Gazi Lisesi'nde talebeyim. Veli Soysal'dı ve Necdet Sançar hocam. 56'da Macaristan işgal edilmiş. Kosygin geldiğinde 66'da kendisine Macar bayrağı attık ve nezarethaneye düştük, tutuklandık. Tarihi tekrar alalım mı? 66. 1966. Macar ihtilalinin 10. yılında Kosygin'in şeyi. Şunun için diyorum, Töre diye bir dergi çıktı, orada logoda varım. Bozkurt diye bir dergi çıktı, orada yazı işlerinde. Yazar kadrosu yazar, ve yönetim kadrosusunuz. Yönetim kadrosundayım. Böyle bir geçmiş. 1912 Mart evvelinde Ülke Ocakları basın sözcüsü olarak burada var. Ramiz Ongun Bey'le yaptığımız bir 2-3 basın toplantısı var. Biri TRT'nin önünde, biri Sitev Öğrenci Yurdu'nda. Ülke Ocakları basın. Arşivlerde bunlar, zaten hepsi getirdiniz, hepsi paylaştınız bizimle. 1998'de CKMP Gençlik Kolları'nın yapmış olduğu bir yürüyüş var. O yürüyüşün emniyetten izni alındı. CKMP Gençlik Kolları adına o bildirde benim imzam var. Bütün bunlar 1974'te rahmetli Türkeş'in imzasıyla ve görevlendirmesiyle Altındağ ilçe başkanı oldum. 24 yaşındayım. Altındağ'da ilçe başkanı oldum. 75'te özel kalem müdürü ve başbakanlık müşaviriyim. Yani bunları kendimle ilgili niye anlatıyorum? Bir yere geleceğim. Bütün bunlar ortada iken işte sonrası bu 77, ben memurum. Memur olmama rağmen Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi. Bu beyanname A'sından Z'sine benim daktilomla yazılmıştır. Müellifi benim. Bir başka kişi gelip de çıkıp da bunu ben yazdım derse, bu kimsenin arşivinde bile yoktur şu broşür. Bakınız. Yani kimse bunda benim payım var diyemez. Şimdi siz bunları göstererek Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir gönüldaşı olduğunuzu ve genel merkeze yanıt mı veriyorsunuz? Şey diyorum, ne demek istiyorsunuz? Bir şey diyorum. Ben bir şey demiyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi içinde bir muhalefet hareketi içinde değilim. Bir. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Bugün Halk TV bize bu imkanı sunuyor ve buralarda konuşuyoruz. Ne CHP'li olduğumuz için, ne sosyal demokrat solcu olduğumuz için, ne de DHKPC'li veya terörist olduğumuz için burada değiliz. Yani onu hayır diyene terörist eşleştirmesi evet, yapılıyor, onun için ben, tepki ben, gösteriyorsun. Atsızlarla, Necdet Sançarlarla, Veli Soysal'larla, Türkeşlerle, Taşerlerle, Galip Erdemlerle, Nevzat Köseoğulları'yla bunları söylemek zorundayım. Gün Sazaklarla, Hacı Eminoğulları'yla, Erol Güngör'lerle dava arkadaşlığı yapmış, çalışma arkadaşlığı yapmış bir insanım. Yol arkadaşı değilim kimsenin. Yol adamı da değiliz. Yol adamlığı ayrı bir şey. Dava adamlığı, dava arkadaşlığı başka bir şey. Şimdi beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık. Bu şemsiyenin altında diye bir şey var, şarkı var. Bu şemsiye nasıl bir şemsiyedir? Nasıl insanlar aynı davanın adamı gibi o şemsiyenin altında yürüyor, onu da hayretle karşılıyor. Bütün bunlar da bizim tavrımızın, yani 16 Nisan'da gelmekte olan referandumla ilgili tavrımızın sebebi olabilecek hususlardır. Bunları söyleyerek söze girmek istedim. Yani şunu evet, mu anlayalım biz izleyenler? Evet. Türkeş'le, Atsız'la yol arkadaşlığı yani, yapmış bir... Yol arkadaşı değil, dava arkadaşı. Dava pardon, arkadaşlığı bak, yapmış veya insanlar olarak ha, biz dava arkadaşıyız. Hayır yol arkadaşı diyoruz. Yol adamlığında olur. Ne biz derseniz deyin. Biz hayır diyoruz diyorsunuz. Biz, bunu mu biz birileriyle beraber olduğumuz veya birileriyle beraber görüneceğimiz için hayır diyor değiliz. Türk milliyetçisi olduğumuz için hayır diyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar Türk basit. Milliyetçisi olduğumuz için hayır evet, diyoruz. Bunu gelen referandumu ve referandumun getireceği neticeleri ülke için zararlı, ülke menfaatine görmediğimiz için hayır diyoruz. Söz bu. Bunu söyleme gereği neden duydunuz? Bence bu kadar bunu, malzemeyi tamam, niye getirdiniz? Bir de buraya açıklayın. Ya şimdi yaşı bizim yaşımızın yarısından küçük olan insanlara bizimle ilgili sözler söyletip yazılar yazdırıyorlar. Bunları duyuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Bunlarla yani baş etmeme adına değil ama bunlar insan hayatında çok dikkatli sarf edilmesi gereken sözlerdir.
Biz gençliğimizde şöyle öğrendik. Büyüklerimizin kendi arasında bir itilaf varsa biz karışmazdık. Hı-hı. Şimdi bizim aramızdaki itilafa o kadar gençler, genç seviyede insanlar karışıyor ki bunlar çok üzücü şeyler. Bunları yani referandumun ülkeyi nasıl bir arada tutmaktan imtina eder bir işe geldiği, nasıl keskin şekilde insanlarımızı ayırdığı, yani ülke geneli için söylüyorum, malumsa aynı referandum Türk milliyetçiliği inancı çatısı altında, Türk milliyetçiliği fikir sistemine inanan kişiler arasında da böyle bir keskin ayrımcılığa yol açtı. Bunlara gerek yok. Bölünme yaratıyor. Bunlara gerek yok. Bırakın kim ne diyorsa desin. Hayır diyen hayır desin. Şimdi demin bir not okudunuz. İşte mesela Barzani bugün gündem değil mi? Kerkük'te Kürdistan bayrakları. Ha, ha. Şimdi Barzani bugün evet kampanyası yürütüyor. Siz de evet diyorsunuz lafını. Zul sayarım ya. Çok yani bu kampanyada kullanılmaması gereken bir laf olarak sayarım. Ama başka bir şey denirse bu laf kullanılır hale gelir. Çok ayıptır. Yani Barzani de evet diyor. Barzani'nin evet demekte olduğunu herkes biliyor. Şimdi ya siz Barzani ile beraber evet diyorsunuz kardeşim mi diyelim. Veya oradan gelelim. Oslo, İmralı, Kandil, buralarla yapılmakta istenen mutabakatlar devam etseydi. Öyle mi? PKK da bugün evet deseydi. Abdullah Öcalan da evet deseydi. Bugün Abdullah Öcalan, PKK ve bu dostlar, arkadaşlar, AKP'li başka arkadaşlar hepsi beraber evet demiş olmayacak mıydı? Bunlar bu evetleri diyebilmek için, PKK'ya bu eveti dedirtebilmek için habura Atatürk posteri olmayan, Türk bayrağı olmayan seyyar mahkeme kurmadılar mı? Yani bu sorular ortada. Bu soruları bu ülke sorduğu için hayır bir anlam ifade etmeye, hayırdan insanlar ümit bulmaya ve evet cephesi de hayırların fazla olabileceğinden korkmaya başladılar. Baskı ondandır, yapılan işler ondandır. Şimdi bunun yaratacağı tahribat da önemli bundan evet. sonraki sürece. Aslında tabii. işaret ettiğiniz noktalardan birisi evet. milliyetçi, kendini milliyetçi olarak ifade eden insanların bir bölünmeyle karşı karşıya kaldıkları evet ve hayır sürecinde evet. gibi. Şimdi şu fotoğrafları tekrar bir bakabilir miyim ben? Şimdi siz dava arkadaşısınız da şu an genel merkezde bulunup da bu kararı vermiş olan kişiler değiller mi? Ben kimseyi davayla, dava arkadaşlığıyla vesaireyle ölçerek, biçerek bir şey yapmak istemem. Ama bir şey diyeceğim. Benim bahsettiğim tarih 1966'dan, 1967'den, 68'den beri gelen bir süreçtir. Benim hayatımda 50 senedir. 50 sene aynı davaya aynı şekilde, aynı düzlükte baş koyarak bu davayı yürüten insan sayısı... Bir değişim, sayısı, bir dönemeç mi var şu anda bu davada bakın, peki? İnsan, bir şey diyorum Semih Hanım. İnsan sayısı MHP'ye çeşitli zamanlarda, çeşitli vesilelerle, CKMP'ye, ki ben CKMP'liyim. Kaç tane CKMP'li kalmıştı Türkiye'de bilmiyorum. Ben CKMP'liyim. CKMP'ye, MÇP'ye, bilahare MHP'ye oy veren insanlar, diyelim 10 milyon. Biz bu 10 milyonun içinde 500 kişi değiliz. Bakınız. O tarihten bugüne Hı. gelen. 500 Hı. kişi değiliz. 500 kişinin içinde sadakatle ayrılmadan, bir yere gidip gelmeden, zikzak çizmeden, DYP'ye üye olmadan, ANAP'a üye olmadan, başka partilere gitmeden, başka partileri kurmadan bu işe devam eden diye sayarsanız sayı 200'e düşer. Şimdi yani insaf kim kimi dava adamlığıyla, kim kimi davaya ihanetle suçluyor. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk milliyetçisi olduğumuz için bu yoldayız. Dava adamıyız, dava arkadaşıyız. Ama yol arkadaşıyım, ben yol arkadaşımla yoluma devam edeceğim diyenler bugün aynı şemsiye altında beraber yürüdük bu yollarda diyor. Peki, problem buradadır. Şimdi anlamadığım şey şu, şimdi sizin böyle fotoğraflarınız var da tekrar edeceğim o cümleyi. Genel merkezde şu anda evet kararı alanların da var. Değişen ne? İlk kez böyle bir bir kırılma yaşamıyor mu milliyetçi kanat? Elbette. Değişen ne peki? Yani niye böyle oldu? Vallahi bilmiyorum. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin niye evet dediğine dair açıklamalar bana çok şey gelmiyor.
inandırıcı gelmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi. Gerekçeleri ikna etmiyor mu sizi? Dün seyrettim. Sayın Genel Başkan hayır diye bağırıyor, vatandaş da hayır diye bağırıyor. Ama aynı tabloyu Cumhuriyet'in temel değerlerinin değişmesine ihtiyaç var mı? Hayır. Değişikliğe gerek var mı? Hayır. İzmir mitingini kastediyorum. Şuna hayır. Hayır, hayır, hayır. Her zaman asla. Şimdi bunu söyleyen bir kadronun evet, 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 bin kere evet dediği bir noktaya gelinmişse bu sorunun muhatabı ben değilim. Yani bu soru... Ve sizi de ikna etmiyor söylenen gerekçeler. Beni ikna etmiyor. Beni ikna etmediği gibi kimseyi ikna etmiyor. Zaten kimseyi sözleriniz gayet açık. Ben bir Türk milliyetçisiyim ve hayır diyorum diyorsunuz. Evet. Gereği de budur diyorsunuz. Çünkü diyelim evet. Neden böyle diyorsunuz? Biraz orayı açın. Ha, neden? Efendim şimdi... Tek adam diktatörlüğü. Ya diktatörlük Türkçe değil ya. Çok inandırıcı, açıklayıcı, güzel bir konuşma oldu. İsterseniz Hakan diyelim, Kaan diyelim. Sultan diyelim, padişah diyelim. Başbuğ diyelim. Ya böyle şey olur mu ya? Bu olmaz yani. Olacak bir iş değil. Türk milletinin aklıyla dalga mı geçiyoruz Allah aşkına? Her taraftan bir dalga geçiş var. Yani dünyada anayasalar iyiye, güzele, doğruya, hukukun üstünlüğüne daha fazla yanaşmak için yapılır. İyiden, güzelden, doğrudan ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşma için anayasa yapılmaz. Türkiye dünyada ilk defa bir örneği olmak kaydıyla demokrasiyi rafa kaldırmak adına, hukuktan uzaklaşmak adına, tek adamlığa doğru denge ve denetim mekanizmalarını kırmak adına vesaire vesaire adına anayasa yapıyor. Ben söylemiyorum. Daha evvelki konuşmalarında yani buraya getirmedim konuşmaları. Siz defalarca Halk TV ekranlarında yayınladınız. Ne diyordu? Tek atam diktatörlüğünü kurmak için bu anayasayı değiştirmeyi istiyorum. Ne değişti diyorsunuz tabii haklı olarak. Nasıl değiştirirsiniz? Tek adama diktatörlüğü. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanına söylenilmemesi gereken çok ağır sözlerle Cumhurbaşkanına karşı hakaretamiz laflar kullanıldı. Kim tarafından? Benim mensubu olduğum parti yönetimi tarafından. Şimdi alçaksın dediler, şerefsizsin dediler, senin yaptığını iblis yapar dediler. Filan. Şimdi düşünüyorum ve bakıyorum olaya. Tayyip Bey de aynı şekilde Sayın Bahçeli'ye cevap veriyordu. Sen contaları yaktın, motor su kaynattı dedi. Filan. Şimdi buradan nereye geldik? Buralara geldik. Ha ben MHP tabanındaki arkadaşlarım nasıl davranır? O beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben hayır diyeceğim diyorum. Hala MHP'li misiniz? Tabii MHP'liyim. Ne demek? Ben nerede soyundum orada giyinirim. Ben CKMP'de Yüksel Caddesi'nin önünde Kıbrıs haritası dökülü çimentonun önünde soyundum. Orada vestiyere koydum. Vestiyer taşınırsa da ben gider oraya soyunurum. Vestiyeri taşımaya kimse davam yapıyor. Belli diyorsunuz. Ha, vestiyeri taşırlarsa ne yapayım? Vestiyer yok. Şu anda vestiyeri... Ha, yani gidip de Balgat'a AKP gelen herkesine mi soyunacağım, ceketimi çıkaracağım? Bir de bunu söyleyince bağırıyorlar. Bir toplantıya poster asılabiliyorsa, Sayın Erdoğan'ın posteri asılabiliyorsa, il binalarına Binali Bey'in, Tayyip Bey'in resimleri asılabiliyorsa, Binali Bey'in toplantısına gidip bozkurt işareti yapılıp ondan gülücük öpücük alınıyorsa, arkasına da engelliler için yaptığım gibi bir alaylı şeye tahammül edilebiliyorsa ben bunlara tahammül edemiyorum. Problem buradadır. Ha, bütün bu problemler karşılığında ve bütün bu şartlar, bir hangi şart? Barzani olsaydı Barzani evet diyor. Hangi şart? PKK ile anlaşılsaydı PKK da evet diyecekti. Bu şartlar, bunlar soru hep. PKK'da evet diyecekti. 3. Efendim FETÖ. FETÖ ile ilgili zaten işte kaç gündür Kemal Bey canhıraş şekilde bağırıyor Baylok meselesini. Yani meclisteki anayasa değişikliklerinde kaç tane milletvekilinin bu anayasa değişikliklerine Baylokçu, FETÖ'cü milletvekilinin evet dediğini bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Savcı bilmiyor mu? Bilmiyor. Bilmiyorsa şerefsizim. Ankara Cumhuriyet Savcıları
Bayloğa kaç kişinin evet dediğini bilmiyorsa şerefsiz. Sarayın etrafı bayloğa kaç kişi evet dediyse bilmiyorsa şerefsiz. Ya olmaz ki böyle. Baylokçuların şey. Evet dediğini de soru basittir. Soru basittir. AKP'nin içinde baylokçu, dolayısıyla FETÖ'cü var mıdır, yok mudur? Cevabı da basittir. Evet, hayır. Hayır dersek kim kazanacak, evet dersek kim kazanacak? O AKP'lilere sorulması gereken sorudur. Benim derdim MHP ile MHP'lilerin ne oy vereceğiyle değil. Benim derdim AKP'lilerin ne oy vereceğiyle ilgili. Bakınız, AKP'ye gitmiş DYP'liler, AKP'ye gitmiş ANAP'lılar. 2002'den beri AKP'ye oy veren en az %10 MHP'li. Arkadaş, %20'siniz orada. Size yabancı bir yer orası. Şemsiye başka bir şemsiye. Beraber yürüdük biz. Siz beraber mi yürüdünüz Tayyip Bey'le? Hangi, ne zaman beraber yürüdünüz? Şemsiye patlayacak. Su, altına su şey olacak. Altında kalacaksınız. Bari %10 en az AKP'li. Benim derdim o. En az %10 AKP'li bu o 16 Nisan'da hayır diyebilmelidir. Bunu sağlamak zorundayız. AKP'liler aklını başına almalı. Ben buna akıl, izan, feraset, mantık diyorum. Akıl, izan, feraset ve mantığa davet ediyoruz bütün insanları. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Evet. Reklamdan sonra devam edelim. Özellikle bu AKP'nin oylarıyla ilgili bir kaygının olduğunun farkındayız. Daha önceki referandum ve seçim süreçlerinde yaşamadığımız bir olumsuz atmosfer içindeler. Onun içinde zorlamalar yapılabilir diye değerlendirmeler var. Ve bugün Ahmet Takan yazmış. AKP'li muhalifler merkez sağda yeni parti arıyor diye bir takım toplantılar, değerlendirmeler yapılıyor. Perde arkası fikirler, bilgiler. Sizler de karşılaşıyorsunuz. Sonuçta siyasetçisiniz. Özellikle emekli siyasetçilerin, emekli daha doğrusu meclisten eski vekillerin vesaire çeşitli arayışlarda olduklarının farkındayız. Ama oraya bir hitap edelim isteriz. Çünkü öyle bir noktadayız ki herkes cesur olmalı. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Güne başlarken de Şevket Bülent Yahnici ile sohbet ederken geldiğimiz nokta AKP'nin içerisindeki kaynama, AKP'nin içerisindeki hayırcılar ya da kararsızlar. Şu anda AKP'liler kararsızlar diye değerlendirmeler yapıyorlar. Şimdi ama şurayı netleştirdi Şevket Bülent Yahnici çok net bir şekilde. Biz Türk milliyetçisi olarak ben hayırcıyım çünkü diyerek anlattı. Türk milliyetçisi hayır der diyerek anlattı. Gayet net neden hayır dediğini ortaya koydu. Şimdi AKP'ye biraz daha bakalım isterim. Şevket Bey, Ahmet Takan bugün ilginç bir yazı yazmış, perde arkası bir yazı. AKP'li muhalifler merkez sağda yeni parti arıyor diye. Bakmayın havuz medyası kalemşörlerinin Erdoğan'ın sahaya inmesiyle birlikte AKP tabanındaki kararsızların oranı azalmaya başladı. Evet oyları yükselişe geçti, hayır oyları gerileyebileceği en son noktada diye salladıklarına. Çok zorladılar. Hem de çok, dertleri çok büyük. Sadece dalga dalga yayılan hayırın etkinliğinden değil, kendi içlerindeki isyanı bastıramadılar henüz. İsyanı bastıramadıkları için de kafası karışık AKP tabanına sürekli ters manipülasyon yapıp gerçeklerle bağdaşmayan haberler yayıyorlar diye. Şimdi bir takım toplantılar yapıldığını söylüyor bir yandan da. AKP içinde giderek büyüyen ve itina ile kamufle edilmeye çalışılan isyanın özeline geçelim. AKP kulislerinde yaptığımız gözlemlere ve bolca dinlediklerimize göre parti içindeki çatlaklardan oluşan grupta MHP ile yakınlaşmadan rahatsız olanlar var. FETÖ gözaltılarından yakınları ihraç olan milletvekilleri rahatsız. Milletvekili listesinde bir daha yer bulamayacağı için rahatsız olanlar var. Binali Yıldırım'dan rahatsız olanlar var. Berat Albayrak'tan rahatsız olanlar var. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan gelecek ümidi göremeyen ve yeni arayışa girenler var diye böyle birbiriyle girift bir rahatsızlar kümesi tarif etmiş Ahmet Takan. Siz Ankara'da hani sonuçta çeşitli ortamlar orada siz de siyasetin içindesiniz hala. Gözlemlerine katılıyor musunuz Ahmet Takan'ın? Hayır. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bunların hiçbirinden hiçbir şey olmaz. Hiçbirinden yani bir... AKP'nin içinde bir yeni arayış olmaz mı? Efendim AKP'nin içinde bir arayış olur da o memlekete hayır gelmez.
Oradan. Ha, o bundan yani hayır bunlar gelmez. Aynı aynı şemsiyenin insanları işte o patlak şemsiye patlayınca kaçan olur. Yani peki. Devlet Bey'in bir şeyi vardı böyle bir motor şeyi işte birinci çevre, ikinci çevre, üçüncü çevre diye en son en dış çevre gider. Sonra bir öbür çevre gider. Sonra çekirdek çevre de dağılır. Onun zamanında bir aurası verdiği, biter yavaş yavaş. Bu aura bitecektir. Yani bu kadar yıl süren, bu kadar uzun süren bir aura. Tabii onlar kendi işlerinde bu soru işaretlerini soracaklardır. İşlerinde MHP'ye düşman olan var. Var. İşlerinde FETÖ'cü olan var. Var. İşlerinde FETÖ'yle işbirliği yapan var. Var. İşlerinde bir daha seçim şansı olmayan var. Az evvel var. Uyguladığınız o baylok meselesi var. Çözülmedikçe şimdi, bilemeyeceğiz tabii. İşlerinde bu memlekete mevcut yönetimde görev almışlardan daha fazla zararı olanlar var. Bana göre Türkiye'de bu dış politikanın bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi olan kişi şu anda kulağından tutulmuş partinin dışına konulmuş. Yani Türkiye bir dış politika felaketi yaşıyor. Bir dış politika felaketi yaşıyor. Adam aldılar kapının önüne koydular. Tek adam diyoruz ya yani AKP'nin içinde bir başbakanı bir günde hal edecek bir irade var. Bir başbakanı bir günde hal etti. Adam da hop kapının önüne gitti. Yani bugün yarın Binali Yıldırım'ı da hal eder kapının önüne kor. Hal eder hal. O padişahlar hal eder. Yani böyle bir hal sistemi var yani. Yani kelle almaca bu. Şimdi bu kelle almacanın içinde kendisini kötü hisseden, kendisini AKP'nin içinden dışlanmış hisseden insanlar bir araya gelse ne olur? Bu FETÖ işi de ayrı bir bela. Yani bunlar yıllarca bu FETÖ ile beraber çalıştılar. Yıllarca FETÖ'ye daireler, arsalar tahsis ettiler. Edilen tahsislerde bütün... Ya bir soru. Acaba büyükşehir, küçükşehir, bütün belediyeler itibariyle FETÖ'cülere, FETÖ'cü vakıflara tahsiste bulunan, dolayısıyla hizmete katkıda bulunan hangi belediyeler vardır? Soru. Parsel parsel sattılar diye bir baksak. Açıklayın bu hadiseyi. Öyle tahsisler verildi ki 15 Temmuz sonrasına kadar liselerin üstünde isimler yazılıydı. Şimdi ben 17-25 Aralık'tan sonra bunların gerçek yüzünü gördüm. Ondan sonra daha evvelki gerçek yüzlerini görmemiştim. Kardeşim, parasını Bankasya'dan alan Diyanet İşleri memuru, Diyanet'in de şey üstüne yayınladığı form üzerine, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Bankasya. Adam evine yakın diye Bankasya'ya işi. 7 aydır evine ekmek götüremiyor bu insan. Hak mı bu şimdi? Bu hak mı? Alevi bir baba arıyor beni. Kızımı diyor işten attılar, ben Aleviyim diyor. Yani zaten dinle Diyanet'le hiçbir ilgim, alakam ne kadardı? Ben de kendi kendimi sorguluyordum diyor. Adam iki gözü iki çeşme ağlıyor. Şimdi diyor dinsiz olacağım diyor ya bu adaletsizlik karşısında diyor. Kızımı işten attılar diyor. Alevi'yi nasıl işten atarsın? Sivas'ta öldürülen şair, solcu, yazarın kızını işten attılar ya. Kız ağlıyor. Ben işsiz kaldığım için ağlamıyorum diyor. Babam diyor solcu Sivas'ta katledilmiş bir adam diyor. Ya beni nasıl işten atarlar FETÖ'cü diye diyor. Yani bu adaletsizliğin veya yapılan bu kıyamın nereye varacağının şeyi yok. 16 Nisan'a kadar da bunları temizleyeceğiz. Ya ne güzel ya. Bir de 16 Nisan tarih veriliyor. Ya Allah aşkına yapmayın. Bakın hayırın ayak sesleri evetçileri korkutuyor. Hayır'ın ayak sesleri, evetçileri, korkuları bundandır. Korkuyorlar, çekiniyorlar, onun için baskıyı arttırıyorlar. Bakınız bütün televizyonlara bakın. Bu televizyonlarda ne görüyorsunuz? İsim televizyon saymak istemiyorum ama Türkiye'de acaba şu anda evet kampanyasına dahil olmayan kaç tane televizyon var? Dahil olmamış gibi gözüken ama hayır kampanyası da yapmayan bir sürü televizyon. Bir, iki tane, üç tane, beş tane kaldı. Geneli ama. Onlar aynen yazılı basına da yansıyan işler. Yazılı basında da iki, üç tane, dört tane neyse işte tarafsız gibi duran gazete var. Geri kalan tamamı bu medyanın emrinde. Ya herkes teslim olmuş. İş adamı teslim olmuş.
Gazete medya teslim olmuş. Görsel basın teslim olmuş. Memur teslim olmuş. Olmayana müfettiş, baskı, vergi memuru mahvediyorlar insanları. Mahvettiler. E şimdi efendim bu şartlar altında referanduma gidiyoruz. Peki bir şey diyeceğim. Sadece bir şey diyeceğim, çok önemli. Kemal Bey epeydir söylüyor. Baylokçular açıklanmadı. Baylokçular açıklanmadı. Baylokçular açıklanmadan da referanduma gidiyoruz. AKP'nin içinde baylokçu ve FETÖ'cü var mı yok mu? Soru bu. Eğer baylokçu ve FETÖ'cü varsa 16 Nisan'da da bu haliyle bir referandum olacaksa bu referandum şaibelidir. Bu referandum karanlıktır. Önü de karanlıktır, ardı da karanlıktır. Bu kadar açık. Böyle bu şartlar altında gidilen bir referandum sağlıklı olabilir mi? Baskıdan filan hepsinden vazgeçtim. Cumhurbaşkanlığı Allahu Ekber nidaları arasında Arif Nihat Asya'dan şiirler okuyor. Biz o Arif Nihat Asya'nın şiirlerini çocukluğumuzda 15 yaşında okuyorduk. Bir cumhurbaşkanının böyle bir istismara kalkmaya ve cumhurbaşkanlığı amblemli reklam panolarının arkasına da evet kampanyası panoları. Türkiye'de şu anda evet kampanyası cumhurbaşkanlığı forsunun arkasında yapılıyor ya. Evet kampanyasına para veriyor Cumhurbaşkanlığı. Ama şimdi süremizin sonuna geldik de ama buna rağmen diyorsunuz ki hayırın ayak sesleri evetçileri korkutuyor. Bütün bu baskılar onları korkutmakta işte. Bütün bu yani bu baskıların sebebi korkuları. Medyayı her yeri. Ya evet madem bu kadar %57, %58, %59 evet çıkacak. Bu kadar baskıyı niye yapıyorsunuz? Medyayı niye bu kadar daraltıyorsunuz? İş adamlarını niye daraltıyorsunuz? Memurları niye korkutuyorsunuz ülke? Türkiye bir korku imparatorluğu oldu. İmparatorluk da yabancı kelime. Empire falan böyle. Ne demek lazım? Ama işte bunu 16 Nisan'da değiştirecek ne olursa olsun yani, o görünüyor. 16 Nisan ümitsiz insanların ümidi haline geldi. Bu işten bunalan, sıkılan insanların ümidi haline geldi. 16 Nisan'ı insanlar bir bu işlerden kurtuluş ümidi olarak görmeye başladı. Bugüne kadar 14 sene, 15 sene yani ekonomiye falan girmeye gerek yok. 200 milyar borcumuz var. 33 milyar ödenmemiş faizimiz birikmiş. Büyüme hızı büyümemeye evrilmiş. Bunları falan hiç söylemiyoruz. Dış politikayı hiç söylemiyoruz. Yani, gelemedik oraya zaten daha. Nereden baksan dökülen bir toplum, bir ülke var. Ama çok bağırınca biz büyüyoruz diye bağırınca büyümüyoruz yani. Ya herkes bağırıyor. Bakıyorum yani bu evetçi arkadaşların hepsinin müşterek özelliği çok bağırmaları. Çok bağırınca bilmiyorum vallahi yani bir laf var. Ne olur bilmem. Ne olur. Yani bilemiyorum. Birbirine bağırdılar. Birbirine niye bu kadar bağırdılar? Evet. Nihayetinde bir garip şeyler de yaşanıyor ama açık her şeyde gayet net. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu gariplikleri ne yapmak lazım? İşte 16 Nisan belki garipliklere son verebilir. Evet, ümit edelim. Şevket Bülent Yahnici'ye teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında tekrar bir aradayız. Kaybımız var. Tayfun Taliboğlu'nu uğurlayacağız. Şoktayız. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun diyoruz. Merdiven inip çıkarken, eğilirken, kalkarken, yürürken zorlanıyor musunuz? Deliksiz bir gece uykusunu özlediniz mi? Günlük işlerinizi yapmak kolay değil mi artık? Hayatınızı kısıtlanmış hissediyorsanız, gelin siz de Flexisek akıllı jelle tanışın. Eczacınızdan Flexisek akıllı jeli isteyin. Flexisek akıllı jel, fosfolipit içeren nanoteknolojik sekoazan vezikülleri sayesinde etkisini gösterir. Flexisek akıllı jel, yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli, diz, dirsek, omuz, bilek, kalça ve parmaklarınıza kendi kendinize uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel, günde 2 kere kuru cilde sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Kolay kullanımı,
Hızlı ve uzun süren etkisiyle insanların tercihi Flexisek akıllı jelle ilgili detaylı bilgi almak için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabilir ya da www.flexisek.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp, kısa sürede farkını hissetmek ve yaşam kalitenizi artırmak için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Hayatınızı kısıtlamayın, kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın. Flexisek akıllı jel etkisini kısa sürede gösterir. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flexisek akıllı jeli seçin. Flexisek ile hayatınızı kolaylaştırın. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kolaylıkla uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel günde 2 kere sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Bir tüp Flexisek kullanımıyla ortaya çıkan etki uzun süre devam eder. Detaylı bilgi için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabileceğiniz gibi eczacınızdan da Flexisek akıllı jeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp kısa sürede farkını hissetmek için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Flexisek, hareket edersen varsın. Hayatınızı kısıtlamayın. Kendinize, sevdiklerinize bir iyilik yapın. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flexisek akıllı jeli seçin. Merdiven inip çıkarken, eğilirken, kalkarken, yürürken zorlanıyor musunuz? Deliksiz bir gece uykusunu özlediniz mi? Günlük işlerinizi yapmak kolay değil mi artık? Hayatınızı kısıtlanmış hissediyorsanız gelin siz de Flexisek akıllı jelle tanışın. Eczacınızdan Flexisek akıllı jeli isteyin. Flexisek akıllı jel, fosfolipit içeren nanoteknolojik sekoazan vezikülleri sayesinde etkisini gösterir. Flexisek akıllı jel, yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli, diz, dirsek, omuz, bilek, kalça ve parmaklarınıza kendi kendinize uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel, günde 2 kere kuru cilde sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Kolay kullanımı, hızlı ve uzun süren etkisiyle insanların tercihi Flexisek akıllı jelle ilgili detaylı bilgi almak için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabilir ya da www.flexisek.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp, kısa sürede farkını hissetmek ve yaşam kalitenizi artırmak için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Hayatınızı kısıtlamayın, kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın. Flexisek akıllı jel etkisini kısa sürede gösterir. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flexisek akıllı jeli seçin. Flexisek ile hayatınızı kolaylaştırın. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kolaylıkla uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel günde 2 kere sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Bir tüp Flexisek kullanımıyla ortaya çıkan etki uzun süre devam eder. Detaylı bilgi için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabileceğiniz gibi eczacınızdan da Flexisek akıllı jeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp kısa sürede farkını hissetmek için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Flexisek,
Hareket edersen varsın. Hayatınızı kısıtlamayın. Kendinize, sevdiklerinize bir iyilik yapın. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flextek akıllı jeli seçin. Merdiven inip çıkarken, eğilirken, kalkarken, yürürken zorlanıyor musunuz? Deliksiz bir gece uykusunu özlediniz mi? Günlük işlerinizi yapmak kolay değil mi artık? Hayatınızı kısıtlanmış hissediyorsanız gelin siz de Flexisek akıllı jelle tanışın. Eczacınızdan Flexisek akıllı jeli isteyin. Flexisek akıllı jel, fosfolipit içeren nanoteknolojik sekoazan vezikülleri sayesinde etkisini gösterir. Flexisek akıllı jel, yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli, diz, dirsek, omuz, bilek, kalça ve parmaklarınıza kendi kendinize uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel günde 2 kere kuru cilde sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Kolay kullanımı, hızlı ve uzun süren etkisiyle insanların tercihi Flexisek akıllı jelle ilgili detaylı bilgi almak için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabilir ya da www.flexisek.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp, kısa sürede farkını hissetmek ve yaşam kalitenizi artırmak için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Hayatınızı kısıtlamayın, kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın. Flexisek akıllı jel etkisini kısa sürede gösterir. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flexisek akıllı jeli seçin. Flexisek ile hayatınızı kolaylaştırın. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kolaylıkla uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel günde 2 kere sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Bir tüp Flexisek kullanımıyla ortaya çıkan etki uzun süre devam eder. Detaylı bilgi için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabileceğiniz gibi eczacınızdan da Flexisek akıllı jeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp kısa sürede farkını hissetmek için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Flexisek, hareket edersen varsın. Hayatınızı kısıtlamayın. Kendinize, sevdiklerinize bir iyilik yapın. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flexisek akıllı jeli seçin. Merdiven inip çıkarken, eğilirken, kalkarken, yürürken zorlanıyor musunuz? Deliksiz bir gece uykusunu özlediniz mi? Günlük işlerinizi yapmak kolay değil mi artık? Hayatınızı kısıtlanmış hissediyorsanız gelin siz de Flexisek akıllı jelle tanışın. Eczacınızdan Flexisek akıllı jeli isteyin. Flexisek akıllı jel, fosfolipit içeren nanoteknolojik sekoazan vezikülleri sayesinde etkisini gösterir. Flexisek akıllı jel, yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisek akıllı jeli, diz, dirsek, omuz, bilek, kalça ve parmaklarınıza kendi kendinize uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisek akıllı jel günde 2 kere kuru cilde sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Kolay kullanımı, hızlı ve uzun süren etkisiyle insanların tercihi Flexisek akıllı jelle ilgili detaylı bilgi almak için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabilir ya da www.flexisek.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Siz de Flexisek akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp, kısa sürede farkını hissetmek ve yaşam kalitenizi artırmak için eczacınızdan Flexisek akıllı jel isteyin. Hayatınızı kısıtlamayın, kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın. Flexisek akıllı jel etkisini kısa sürede gösterir. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flexisek akıllı jeli seçin. Flexisek ile hayatınızı kolaylaştırın. Alman teknolojisiyle üretilen Flexisek akıllı jel, Almanya,
İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flextech akıllı jeli kendi kendinize kolaylıkla uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flextech akıllı jel günde 2 kere sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Bir tüp Flextech kullanımıyla ortaya çıkan etki uzun süre devam eder. Detaylı bilgi için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabileceğiniz gibi eczacınızdan da Flextech akıllı jeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Siz de Flextech akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp kısa sürede farkını hissetmek için eczacınızdan Flextech akıllı jel isteyin. Flextech, hareket edersen varsın. Hayatınızı kısıtlamayın. Kendinize, sevdiklerinize bir iyilik yapın. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flextech akıllı jeli seçin. Merdiven inip çıkarken, eğilirken, kalkarken, yürürken zorlanıyor musunuz? Deliksiz bir gece uykusunu özlediniz mi? Günlük işlerinizi yapmak kolay değil mi artık? Hayatınızı kısıtlanmış hissediyorsanız gelin siz de Flextech akıllı jelle tanışın. Eczacınızdan Flextech akıllı jeli isteyin. Flextech akıllı jel, fosfolipit içeren nanoteknolojik sekoazan vezikülleri sayesinde etkisini gösterir. Flextech akıllı jel, yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flextech akıllı jeli, diz, dirsek, omuz, bilek, kalça ve parmaklarınıza kendi kendinize uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flextech akıllı jel, günde 2 kere kuru cilde sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Kolay kullanımı, hızlı ve uzun süren etkisiyle insanların tercihi Flextech akıllı jelle ilgili detaylı bilgi almak için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabilir ya da www.flextech.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alman teknolojisiyle üretilen Flextech akıllı jel Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Siz de Flextech akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp kısa sürede farkını hissetmek ve yaşam kalitenizi artırmak için eczacınızdan Flextech akıllı jel isteyin. Hayatınızı kısıtlamayın. Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın. Flextech akıllı jel etkisini kısa sürede gösterir. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flextech akıllı jeli seçin. Flextech ile hayatınızı kolaylaştırın. Alman teknolojisiyle üretilen Flextech akıllı jel, Almanya, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Rusya ve daha birçok ülkede tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flextech akıllı jeli kendi kendinize kolaylıkla uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flextech akıllı jel günde 2 kere sürülerek uygulanır ve 8-10 dakika kurumaya bırakılır. Çok fazla ovalanmasına gerek yoktur. Bir tüp Flextech kullanımıyla ortaya çıkan etki uzun süre devam eder. Detaylı bilgi için 0212 945 25 55 numaralı danışma hattını hemen arayabileceğiniz gibi eczacınızdan da Flextech akıllı jeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Siz de Flextech akıllı jeli kendi kendinize kullanmaya başlayıp kısa sürede farkını hissetmek için eczacınızdan Flextech akıllı jel isteyin. Flextech, hareket edersen varsın. Hayatınızı kısıtlamayın. Kendinize, sevdiklerinize bir iyilik yapın. Hareketli ve kaliteli bir yaşam için Flextech akıllı jeli seçin. Sevgili izleyiciler, bugün Nevruz günü. Bu Nevruz gününde baharı karşılayacaktık ama arkadaşımızı yitirdik. Tayfun Talipoğlu'nu yitirdik.
gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakım eyle. Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakım eyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakım eyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakım eyle. Sürerim buluta tarlaları, yağmurlar ekerim gün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakım eyle. Ne olur ıslak ıslak bakım eyle. Herkesi kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmıyor. Sana yazacak bir sen bırak bana, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismini anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bulutan tarlaları, yağmurlar ekerim gün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakıma. Halk TV ailesinin Bam Teli'ydi sevgili izleyiciler. Sohbethanede Anadolu'dan
Anadolu'nun bağrından getirdiği şiirleri, türküleriyle sizlerle birlikteydi. Halk TV ailesinin bir üyesiydi. Arkadaşımızı kaybettik. İzmir'de hayatını kaybetti Tayfun Taliboğlu. 1962 yılında Kars'ta doğmuştu ve gazetecilik yaşantısının yanı sıra o müzikle, yine altını çizelim, şiirle Anadolu'yu aslında Ankara'ya taşıyan isimdi Tayfun Taliboğlu. Milliyet Gazetesi'nde, Sabah Gazetesi'nde, NTV'de, Takvim'de, Yeni Yüzyıl'da, Cumhuriyet'te köşe yazarlığı yapmıştı. Benim yolum ne çoktular, ne kadar çocuktular. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, çoluk çocuk yazıları, Eşekle Gelen aydınlanmış aydınlık yayınlanmış kitapları, Seyyah ve Bam Teli, Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de bulunuyordu Tayfun Taliboğlu'nun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajına bakalım. Mesleği onuruyla yaparak kendini Türkiye'ye kabul ettiren duayen bir gazeteciydi. Tayfun Taliboğlu'na rahmet, sevenlerine sabır diliyorum diyor. Halk TV ailesi Tayfun Taliboğlu mesajı yayınladı. Halk TV ailesinin mesajı da yine ıslak ıslak şarkısıyla seslendirdiği ıslak ıslak şarkısıyla. Evet, sosyal medyada sizlerden de çok fazla mesaj geldi. Arkadaşımızı kaybettik, güle güle sevgili dostumuz diyoruz. Sizlerin mesajları da var. Bir yandan yine Tayfun Taliboğlu'nu dinleyelim. Bir yandan da o mesajları okumak isterim sizlere. Hülya Hanım demiş ki, çok üzgünüm. Pırlanta gibi hepimizin ruhuna değmiş bir Türkiye sevdalısını kaybettik. Işıklarla gitsin sonsuzluğun cennetine. Susarlar sesini boğmak isterler. Yarımdır kırıktır sırça yüreğim. Çığlık çığlık yar geceler. Şimal Yıldızı, söylenecek sözler tükendi, sözcükler dudağımızda asılı kaldı, ışıklar içinde uyusun Tayfun Taliboğlu demiş. Çığlık çığlık. Hoşça kal Bam Telemize dokunan ses, hoşça kal Tayfun Taliboğlu, hoşça kal Anadolu'nun çocuğu, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Cemil Bey'in paylaşımı. Tayfun Taliboğlu Bam Telemizden vurdu, Allah rahmet eylesin diyor Halil Bey. Ruhun şad olsun Tayfuncan, böyle şaka mı olur, şok ettin bizi güzel insan demiş Seyfettin Odabaşı. Yılmaz Kaygısız, 21 Mart'ta herhalde bağırın değil, kara kışın habercisi, dünya ozanı Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü, Bam Teli'nin kaybı diyor. Işıklar içinde uyusun Tayfun Taliboğlu demiş Hülya Hanım da. Gözümüzü kapatırken bir ölüm, açıyoruz bir ölüm. Şoktayım, çok üzüldüm, ailesine, sizlere, sevenlere sabırlar diliyorum diyor Arzu Cahval. Evet, sözcükler düğümlendi, acımız büyük, sözün bittiği yer paylaşımlarına başsağlığı dilekleri ekleniyor sevgili izleyiciler. Bu sabah akşamı yaşayan ülke karanlığında pırıl pırıl parlayan bir ışığın söndüğünü duyduk. Tayfun Ecel'e talip olmuş, şoktayız. Canan Bey'in paylaşımı. Başımız sağ olsun sözün bittiği yer paylaşımlarına. Bir de şunu ekleyelim sevgili izleyiciler. Üzüntülerini dile getiren izleyenlerimiz, Tayfun Taliboğlu'nun Nevruz'a gittiğini ifade eden paylaşımlar da var. Evet, ruhu şad olsun diyoruz. Tayfun Taliboğlu'nu uğurlayacağız bugün. Evet, uğurlar olsun. Kaybı büyük diyoruz sevgili izleyiciler. Kaybı büyük, yeri dolmaz. Tayfun Taliboğlu, ışıklar içinde olsun. Aç yüreğini bir merhabaya, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Aç yüreğini.